Dünyanın konuştuğu isim Kamala Harris kimdir? Kamala Harris kaç yaşında? Kamala Harris 1964 yılında Amerika, Kaliforniya'da doğdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın seçilmesi halinde başkan yardımcısı olacağını açıkladığı Kamala Harris, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren isimler arasında yer alıyordu. Peki Kamala Harris kimdir? Kaç yaşında? Dünya neden bu kadar onu konuşuyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi, renk, zenci yani bu tip ırk saldırıları varken bu Kamala Harris siyahi hanımefendi nereden çıktı? Evet, Kamala Harris kimdir? Kamala Harris'i tanıyalım. Kamala Harris 20 Ekim 1954 yılında Oakland, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Kamala Harris, Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitimlerine UC Hastings College of the Law, Harvard Üniversitesi 1986, Westmont High School'da tamamlayan Kamala Harris avukattır. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris, 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa geldi. Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı. Harris 2003 yılında San Francisco Bölge Savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip. Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için Demokrat Parti'den aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşında Harris, Joe Biden'ın başkan seçilmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak. Joe Biden ile Harris arasında burada bir siyasi anlaşmayı anlıyoruz. Yani Harris'in Joe Biden lehine çekilmesi ona başkan yardımcılığının teklif edilmesi sonucunda gerçekleştiğini buradan siyasi olarak anlıyoruz. Harris siyasi kariyerinin başladığı dönemlerde 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınmasına destek verdi ve senatörlüğü sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin politikalarına eleştiriler yöneltti. Harris, 2016 yılında yaptığı bir açıklamada Savcılık ve Kaliforniya Eyaleti Adalet Bakanlığı'nı yaptığım dönemlerde olduğu gibi Senato'da da insanlık tarihinin en karanlık zamanlarından birisi olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması ve sonuca varması için Ermeni toplumunun yanında olacağım dedi. Evet, İslam coğrafyası ve Türk coğrafyası açısından çok aykırı görüşlere sahip olan bir başkan yardımcısı adayı Harris, öyle gözüküyor. Kamala Harris başsavcılığının yanı sıra ayrıca yazar. Amerika Birleşik Devletleri'nde kitapları var. Kamala Harris'in başkan adaylığından anladığımız Joe Biden, Kamala Harris'i neden başkan yardımcısı adayı gösterdi? Burada Trump'ı devirmek için Amerika'daki siyahilerin oylarını almak bu birinci amaç. İkinci amaç ise Demokrat Parti'de Joe Biden lehine çekilmesini sağlamak. Yani buradaki esas maksat Trump'ı her şekilde devirmek. Yani Amerika'daki siyahilerin desteğini de
almak buradaki önemli olan. Amerika Başkan Adayı Joe Biden destekçilerine gönderdiği e-postada başkan olarak birçok önemli kararlar veriyorsunuz. Ama ilki başkan yardımcınızın kim olacağını seçmektir. Donald Trump ve Mike Pence'e karşı verdiğim mücadelede bana en iyi yardım edecek kişinin Kamala Harris olduğuna karar verdim ifadelerine yer verdi. Kamala Harris 55 yaşında, eğer Joe Biden başkan seçilirse Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak. Kamala Harris'in olumlu özellikleri, yarı siyah, yarı Hint kökenli bir Amerikalı olması nedeniyle özellikle beyaz olmayan seçmen nezdinde heyecan yaratması ve demokratları en çok destekleyen demografik gruplardan biri olan siyah kadınların sandığa gitme motivasyonunu artırması beklentisi. Çok iyi bir konuşmacı ve münazır olması nedeniyle Joe Biden'ın bu konudaki eksikliklerini kapatacak olması. Hem yerel hem ulusal düzeyde önemli siyasi görevlerde bulunması, tecrübesinin fazla olması ve ulusal düzeyde tanınır bir isim olması. Joe Biden'ın 2015'te vefat eden oğlu Beau Biden ile yakın arkadaş olması nedeniyle Biden ve çevresi ile samimi bir ilişkiye sahip olması, Biden ile uyumlu çalışacak olması. Demokrat Parti'ye yüklü miktarda destek veren Kaliforniyalı bağışçılar ile bağlantılarının kuvvetli olması. Peki Kamala Harris ile ilgili çekinceler neler? Harris'in 2024 başkanlık seçimlerinde başkan adayı olmak istemesi nedeniyle başkan yardımcılığı görevine odaklanmayacağı ve görev sırasında kişisel siyasi çıkarlarını önceleyeceği endişesi, bu endişe Biden'ın yakın çevresi tarafından dillendirilmektedir. Ve Biden kampanyasındaki bazı isimlerin Harris'in iyi bir takım oyuncusu olmadığı hususunda görüşü. Kamala Harris ve yakın çevresi kendisi hakkındaki bu endişelerin cinsiyetçi olduğunu belirterek bir siyahinin büyük hedefleri olmasının oldukça doğal ve normal olduğunu belirtti. Harris bu açıklamasıyla takdir topladı. Özellikle sağlık sigortası konusunda net bir duruşunun olmaması, çoğu önemli konuda sol ve merkez politikalara atıf yapmasına rağmen net bir cevap üretememesi ve ideolojisini açık bir şekilde konumlandıramaması. Harris'in başkan yardımcısı adayı olması durumunda özellikle sol seçmene yönelik olumlu mesajlar vermesi beklenmekte. Ön seçim sürecinde düzenlenen bir münazara sırasında rakibi Joe Biden'ı ırkçı senatörlerle işbirliği yaptığı hususunda oldukça sert ve beklenmedik bir şekilde eleştirmesi nedeniyle Biden'ın kampanyasındaki bazı isimler tarafından güvenilir bulunmaması. Özellikle bölge savcısıyken suç önleme konusunda özgürlük kısıtlayıcı uygulamaları savunduğu, geçmişte esrar içtiğini gülerek belirtmesine rağmen binden fazla kişiyi esrar içtiği için yargıladığı ve ceza adaleti reformlarını savunma konusunda geciktiği gerekçelerle özellikle sol kanat ve ceza adaleti reformu savunucuları tarafından sert bir şekilde eleştirilmesi. Evet, Türkiye tarafından da Ermeni soykırımına olumlu bakış açısı da ve Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesini sert bir şekilde eleştirilmesi Türk ve İslam coğrafyaları açısından da çekinceler arasında
söylenebilir, dillendirilebilir. Dünya Kamala Harris'i çok konuşacağı benziyor.